Uzun süredir evdeyiz, dışarıda yemek yemeyi, dışarıda gezmeyi, sahilde yürümeyi özledik tabii ki. 1 Haziran'dan itibaren artık restoranlara da gidebileceğiz ama restoranlarda nasıl hazırlıklar yapılıyor? Bizim gittiğimizde uymamız gereken kurallar var mı? Restoranlarda alınan önlemleri konuşacağız, alınması muhtemel önlemleri. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Sayın Ramazan Bingöl karşımızda. Sayın Bingöl, iyi geceler, hoş geldiniz yayınımıza. İyi geceler Ebru Hanım. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi restoranlar 1 Haziran itibariyle artık müşterilerine hizmet vermeye başlayacaklar. Artık gidebileceğiz. Evet, inşallah. Oturabileceğiz. Orada yemeğimizi yiyebileceğiz. Kahvemizi içebileceğiz. Ama tabii ki koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılanlar, yapılacaklar var. Nasıl önlemler alınıyor? Şöyle biliyorsunuz bu çok 5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren bir konu. Yani çalışan ve tedarikçileri ve hizmet üretenlerle beraber çok ciddi bir sıkıntılı dönem geçirdik. Nihayet şükürler olsun pazartesi günü açıyoruz inşallah kapılarımızı. Bununla ilgili biz hem TÜRES hem MÜSİAD olarak tüm dünyadaki birçok açılan restoranların, işte Çin'dir, Amerika'dır, Hollanda'dır, Azerbaycan'dır, Almanya'dır, Yunanistan'dır ve dünyanın birçok yerindeki standartları topladık. Açılan restoranlar neler yaptı, hani neye göre açtılar diye hem ilgili makamlarla paylaştık hem de kendi Instagram sayfamızdan ve TÜRES'in sosyal medyasından paylaştık. Ve buna istinaden de biz bir restoran ve kafeler açıldığında nasıl bir standart olması, yani bizce nasıl bir standart olması gerekir de bir dosya hazırladık. Geniş kapsamlı. Ve onu ilgili bakanlıklarımızla paylaştık. Hatta bugün de yine kamuoyuyla biraz paylaştık. Biraz sonra tam açıklıyoruz onu. Burada bizim önerilerimiz şu. Şimdi İçişleri Bakanlığımız henüz bir genelge yayınlamadı. Turizm Bakanlığı turizm belgeli ve eğlence yerleriyle bir tebliğ yayınladı biliyorsunuz. Fakat o bizi ilgilendirmiyor. Sadece turizm belgeli olan bir yerler. O yüzden bizcesi, yani bizim gibi restoran, lokantalar, turizm belgesi olmayan ve eğlenceli olmayanlarla ilgili biz bir taslak hazırladık ve onu kamuoyuna yayınladık. Bunlar başlıca neler olması gereken şeyler ki bir kere her giren müşterimiz maskeli girecek. Yani bu kaçınılmaz bir şey. İki, bizim örf ve ateş ölçer olacak. Bu çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz. Hem kendi personelimiz açısından hem müşterimiz açısından. İki, bizim zaten milli ve geleneğimiz olan kolonya yeniden ihya oldu biliyorsunuz. Yani demek ki atalarımız çok işi biliyormuş. Bu her oturan masadaki müşteriye kolonya dökülecek. Her yemekten sonra da yine bir kolonya dökülecek. İstiyorsa da antiseptik ürünler olacak. Temassız menü olacak. Yani siz mesela normal restoranta, lokantaya gittiğinizde ne oluyordu şu ana kadar? Bir menü veriyoruz değil mi Ebru Hanım size? Evet. Bakıyorsunuz, sonra yanınızdaki mesela arkadaşınız, eşiniz neyse o alıyor falan, böyle bir geziyor. Biz TÜRES olarak tüm TÜRES üyelerine ve MÜSİAD üyelerine de bu temassız menüyü kuruyoruz. Yani başladık, hemen bir aplikasyon geliştirdik Mayno firmasıyla. Temassız menüler olacak. Ödemeler temassız olacak. Çatal kaşıklar zaten mutlaka ve mutlaka bulaşık makinesinde, yani 100 derece suda ve hijyenik deterjanlarla yıkanıp bakteri üremesine mümkün olmayan bir şekilde masaya sürecek. Bunlar da tabii ki şeylere girecek. Kağıt ambalajlara girecek. Burada en önemlisilerinden birisi şu. Daha önce biliyorsunuz masa aralıkları yarım metre veya da sırsıtsa bazı yerlerde, hani oturursunuz müşteriyle aradan garson zor geçer. Artık 1,5 metre gibi düşünülüyor bu. Biz de bu konuda tavsiye kararımızı bildirdik. Ve 6 kişilik masaları bir aradan sandalye çekerek 4'e düşürmek. Bu ve bunun gibi birçok standartları biz ilgili bakanlıklara bildirdik. Şimdi maskeyle restorana giriyoruz. Yemeğimiz gelene evet. kadar o maskeyi çıkarmıyoruz. Evet. Değil mi? Oturduk. Evet, şimdi, siparişimizi temassız evet. vereceğiz. Buyurun. Bu şu çok önemli. Temassız TÜRES'in geliştirdiği aplikasyonla ve ilgili partnerimiz, ortaklarımızla veriyorsunuz.
Burada şu ayrıntı var. TÜRES olarak şunu da tavsiye ediyoruz. Bunu birkaç TÜRES üyesi restoran başladı. Bir paravan koyuyoruz. Masanın üstüne dördü düşünün. Şimdi bunu aslında görselini gösterseydik neyse. Paravan arada cam var. Plexi diyelim veyahut da. Karşılıklı yani siz eşinizle, dostunuzla, eşinizle, ailenizle değil de iş görüşmesine geldiniz. Ama 2-3 saat bir toplantı yapacaksınız. Araya masayı dörde bölüyoruz, bir plexi koyuyoruz. İsteyen müşterilerimiz de böyle masaları tercih edebilecek. Bu arzuya bağlı olacak. Mesela Hollanda bir uygulama yapmış. Bunu da biz tavsiye olarak söyledik. Hollanda'da şöyle, servis elemanı yemeği getiriyor ve masanın yarım metre, yani müşterinin uzanıp alabileceği bir yere bırakıyor ve müşteri kendisi alıyor, önüne koyuyor. Bu ve bunun gibi işler. Peki, şimdi ödemeler temassız olacak dediniz. Şimdi temassız kredi kartını anlıyoruz oradan ama herkes kredi kartı kullanmıyor olabilir. Orada illaki para kullanan da olacaktır. Yani temassız ödemek %100 her yerde herkes için geçerli olmayacaktır diye düşünüyorum. Orada da kişi kendi önlemini mi alacak? Hayır, orada da şöyle tavsiye kararımız var TÜRES ve müsiyat olarak. Orada da işletmeler antibakteriyel kutular var biliyorsunuz. İçine hani şöyle daha kolay anlaşılsın diye söyleyeyim. Hani berberlere gittiğimizde berberlerin makaslarını koyduğu hijyen kutuları var ya Evet. bütün bakterileri öldürür. Bu tür kutuları tavsiye ediyoruz. Paraları burada bir süreliğine eğer ki varsa mikropları öldürsün diye. Bunu da tavsiye Evet, kararlarımızdan sterilizatör biri. olacak yani oralarda. Evet, Şimdi aynen öyle. tamam, girdik. Biz kendi önlemlerimizi aldık müşteri olarak ama aklımızda tabii ki soru işaretleri de olacak. Mutfakta insanlar nasıl çalışıyor? Bize o yemeği hangi şartlarda hazırlıyor? Maskeleri oluyor mu? Eldivenleri oluyor mu? O servis elemanları için yapılacak olanlar neler? Mesela turizmde, otellerde aynı saatlerde aynı kişiler çalışacak örneğin. Eğer bir virüs vakasına rastlanırsa onun temas ettiği kişiler filyasyon çalışmasıyla bulunabilsin diye. Restoranlarda da şimdi tabii ki çalışma saatleri de değişik olduğu için, çiftler olduğu için nasıl servis elemanları tarafında, mutfak tarafında nasıl önlemler alınacak? Bu zaten bütün biliyorsunuz bütün personelimiz giriş çıkışları parmak iziyle kayıt altında. Restoranlarda şöyle bir şey vardır, daha düzenli bir şey vardır. Biz bir ay öncesine bile hangi masaya, hangi garson, hangi saatte ve hangi ürünü sattığını bilebiliyoruz. Bu tür yazılımlar bütün restoranlarda vardır. Onun için bizde bir sıkıntı yok. Yani siz bir ay önce diyelim ki biz bunu nereden söylüyorum? Siz bir şikayette bulunduğunuzda restorantı biz telefonla nerede oturduğunuz dediğiniz anda biz o garsonu buluyoruz. Onun için bir sıkıntı yok. Zaten bu hepsi kayıtlı. Bir de ayrıca mutfağa zaten özel kıyafetler, maskeler, dezenfekteler, bununla ilgili ciddi eğitimler veriyoruz. Ve bununla ilgili zaten çok kısa zamanda göreceksiniz bir belgelendirme çalışmasına başladık. Yani şöyle, insanlar restoran ve de lokantaya gittiğinde kapısında bir şey görecek. Bu TÜRES tarafından hijyeni, sanitasyonu, eğitimleri ve birçok şey kontrol altında takip ediliyor ve eğitimleri rutin ve sürekli olarak veriliyor diye bir belgeyi görecek. Yani araç muayenesi gibi bir şey düşünün. Artık Evet. restoranların da bir muayenesi olacak. Ve bu Yani konuda da insanlar gönül rahatlığıyla restoranlara gidebilecekler. Eğer başlarına bir şey gelecek olsa bile o kişilere ulaşabilecekler ya da o kişiler bizlere ulaşabilecek gibi bir durum söz konusu olacak. Bazı yerlerde tabii. özellikle yurt dışında o restorana gidenler kimlik bilgilerini bırakıyorlar. Öyle bir durum söz konusu olacak mı Türkiye'de de? Bununla ilgili de yine bir tavsiye kararımız var. Tabii ki şimdi ben bugün geçen haftalarda birkaç bakan yardımcımız ve ilgililerle görüştüm. Bu da bizim tavsiye kararlarımızdan biri. Belki işletmelere bir yük getirebilecek ama şöyle hani ateşi ölçtük ya Ebru Hanım siz geldiniz ateşinizi ölçtük diyelim. İşte burada bazı bankalarda bunu yapıyor. Ben geçen bir bankaya gittim. Yani benim kimlik numaramı aldı, cep telefonumu aldı, ateşimi ölçtü ve oraya yazdı. Ha, ben bir bankaya girdiğim için bunu verebildim. Ama şöyle bir sıkıntı olabilir. Her müşteri bu kimlik numarasını ve şeyini vermeyebilir. Ama bu İçişleri Bakanlığımızın yayınlayacağı genelgede biz bunu tavsiye ediyoruz. Zaruri olursa bu ne olur? Siz yemeğe geldiniz, sizin cep telefonunuz
numaranız ve iletişim bilginiz kayda olursa herhangi bir sıkıntıda size ulaşabiliriz. Ya da sizde bir sıkıntı olursa biz o anlamda önlem alabiliriz ama bu biraz uygulanabilirliği zor bir iş Evet, ama kimlik olabilir. numarası olarak değil de en azından Herkes telefon vermeyebilir numarası, yani. irtibat bilgileri bırakılabilir. Çünkü bu gerçekten çok önemli kişilerde eğer semptomsuz geçiriyorsa, ateşi olmasına gerek yok illa ki nefes darlığının Tabii. olmasına gerek yok. Semptomsuz geçirebilir, o restorana gider. Daha sonra kendisinde bir şey çıkar, temas ettiği çevre taranır. E tabii ki yine restoranda bir şey çıkarsa oradan da restorana gelen müşterilere ulaşılması açısından aslında bu iletişim bilgilerinin bırakılması önemli olabilir yine virüs açısından diye düşünüyorum ben, ama tabii ki bu tavsiye kararı nasıl Tabii. dönecek onu da hep birlikte Çok göreceğiz. doğru. Burada şunu da söyleyeyim. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Ben daha önceki açıklamalarımda da biliyorsunuz MÜSİAD olarak da açıklamalarımızda var bu. TÜRES olarak da var. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar eyvallah ne diyorlarsa tamam insan sağlığı her şeyden önce ama sonuçta burada da 5 milyon bir insan var. Yani bu standartları ve bu şeyleri koyuyorken uygulanabilir olması bizim için çok önemli. Bakın şimdi mesela pazartesi günü açıyoruz. Değil mi? Çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize çok teşekkür ediyorum buradan. Allah razı olsun ki bu süreçte de bizim sektörümüze de inanılmaz destek verdiler. Onun için de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Ama şimdi cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın bizim tavsiye kararlarımız ya yani TÜRES'in ve MÜSİAD'ın tavsiye kararları ile olursa işletmelerimiz için bir sıkıntı olmaz. Biz hemen pazartesi tüm 100 binden fazla işletme açabilir. Bakın bu çok önemli. Altını özellikle kırmızı kalemle çiziyorum. Ama ek bir şey isterse bizden İçişleri Bakanlığımız ya da Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bu sefer cumartesi pazar günü sokağa çıkma yasağı var. Bu 100 bin küsur işletme nasıl hazırlanacak? Bu önemli bir konu. Yani bunu Evet. özellikle ilk defa sizin kanalınızda da duyuyorum. Çünkü mesela Çin'de diyor ki kasiyerin önüne şey koyacaksın. Bir pleksi koyacaksın. İletişimi keseceksin diyor. İşte Yunanistan sadece bahçeli yerlere açtı. Ve bahçeli yerler çöken diyor ki 1,5 metre koyacaksın. 4 kişilik sandalye 2 inecek. Sırt sırtı alacak. İşte Hollanda diyor ki işletmenin %30'unu açacaksın. Amerika diyor ki bütün servis elemanları eldiven kullanacak. Yani bunları biz bütün ilgili yerlere ve TÜRES'in Instagram sayfasında da yayınladık. Şu bu onun için buradan sizin kanalınızla bu duyuruyu yapayım. Eğer ki bizim TÜRES'in ve MÜSİAD'ın tavsiye kararlarının farklı bir şey çıkarsa yani tadilat, tamir et ya da işte pleksi şudur budur gibi bu 100 bin küsür dükkan sıkıntıya girebilir. Evet, Ya tabii çünkü ki. şöyle bir şey var. Buyurun. Buyurun siz söyleyin ben onu da söyleyeceğim. Genelgeye göre tabii ki eğer ek bir şey istenirse ona göre de o sokağa çıkma kısıtlamasında belki istisna dışında tutulabilir yine restoran çalışanları. Öyle bir durumda söz konusu olabilir pazartesiye yetişmesi için. Evet, bu konuda da Sayın İçişleri Bakanımıza buradan sizin kanalınıza rica ediyorum. Böyle bir şey varsa bir an önce yayınlayıp bizim 100 bin küsür restorantımızın hazırlığı yapması lazım. Çünkü şöyle bir kavram kargaşası da var, bunu da söyleyeyim. Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile bizi karıştırdığı için birçok firma ne yapacağını bilemiyor. Ben ilgili bakan yardımcılarımızla, ilgili yetkililerle falan bakanlarımızla görüştüm. Şimdi bizim acil olarak bu TÜRES ve MÜSİAD'ın tavsiye kararı hariç bakanlığımızın vereceği uygulayacağı genelgeyi bekliyoruz. Niye? Diyelim ki şimdi derse ki bakanlık, İçişleri Bakanlığı sadece bahçesi olan restoranlar açılacak derse ne olacak? Ya da bütün restoranlar kapalı alan açılacak, %30'u açılacak derse ne olacak? İşte şu paravanı istiyorum diyorsa ne olacak? Çünkü şöyle bir şey. 2 milyondan fazla şey var, çalışan var. Yani pazartesi günü restoran, lokanta, kafece hangi personelini çağıracak? Kaç kişiyi çağıracak? Nasıl bir menü verecek? Sunumda bir değişiklik olacak mı? Bunlar ciddi bir soru yumağı şu anda.
Evet, bunların hepsi de çözülecektir. Çok teşekkürler Sayın Bingöl değerlendirmeleriniz için. Ben çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Tüm hayırlı Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ile konuştuk. Restoranlar açılacak. Tabii ki tavsiye kararları var. Hazırlıklarını yaptı çoğu restoran ama genelge yayınlandıktan sonra belli olacak tabii ki işleyiş. Ona göre de yine ön hazırlıklar yapılmış durumda. Pazartesi günü restoranlarda açılacak. Bugün kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme adımlarına göre diyelim mi?